Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Aşı zamanı gelmiştir. 12. ay ile 2. ay arası aşı yapmanın tam zamanıdır. Bir önceki videolarımızda yine anlatmıştık. Aşıları veterinerlerden almanızı tavsiye ediyoruz. Veterinerlerde her türlü aşı vardır. Aşının markası önemli değildir. Suya katılan var, göğüsten vurulan var, boyundan vurulan var. Ama veteriner destekli almanızı tavsiye ediyoruz. Bu konuşma arasında da aşı göğüsten nasıl vurulur onu da göstereceğiz. Aşı dediğimiz nedir? E. coli'dir, salmonella'dır, vebadır, genel aşı. Ama şunu unutmayın. Ben kuşlarıma aşı yaptım. Hastalık gelmez diye bir kural yok. Tedbirdir. Eşiği sağlam kazığa bağla. Kaçarsa kaçsın. Arkadaşlar hani piyasada süt aşısı diye biliniyor ya. Onun sebebi de şudur. Rengi süt gibi olduğu gibi soğuk zincirde olur. Süt gibi olduğu için süt aşısı diyorlar ona. Veba aşısı. Şimdi ben size bunu nasıl yapıldığını göstereceğim. Arkadaşlar normal enjektörde 1 cc var. 1 cc'nin 3'te 1'i aşı olarak yapılır, 3'te 1'i olarak yapılır. Bu küçük insülin enjektörüdür. 0,30 mg. Yani bu 1 cc'nin 3'te 1'idir. Yani her güvercin başına 0,30 cc yapacağız. Aşımız burada. Bunu açıyoruz. Önce güzel çalkalıyoruz onu arkadaşlar. Tabii bunu siz böyle de yapmayın. Veterinerinize gidin. Herkesin elinde farklı marka olabilir. Biz marka tanıtımı yapmıyoruz. Sadece olayı göstereceğiz. Onun için veterinerinize gidin. İşi başından koparın. Yani bilen kişiyle yapın. İnternet üzerinden bu işleri yapmayın. Benden size söylemesi. Bir abi tavsiyesi. Gidin veterinerinize kardeşim. Şimdi aşımızı biz çekiyoruz. Evet. 30 cc bir kuş için. Yani 30 miligram. Diyoruz ona. Yani 1 cc'nin 3'te 1'i kadar. Bu şekilde hemen buraya koyuyoruz. Ben size şimdi bunun vurulma sistemini de göstereceğim. Arkadaşlar kuşu elimizde aldık. Bakınız. Aşıyı sağ elle yapacağız. Sol elimizde kuşu alacağız. Kuşun ayaklarını geriye atıyoruz. Bak bu şekilde. Aldık mı elimize? Kuş kaldı bizde. Şu iki parmak burada çalışıyor. Bakınız şu göğüs kafesinin sivri olan yeri var ya. Evet. Şöyle göstereyim hocam. Burayı açtık. Buradan bir parmak. Bu tarafa doğru. Şimdi yalnız arkadaşlar aşıyı yaparken şuna dikkat edin. Bu aşı yapay yapılır. Şimdi bazı arkadaşlar diklemesine giriyor. Ciğere, kalbe nereye götürüyorsa bir de bakın kuş gitti. Vay adama bak aşısı beş para etmez kuş öldü. Aşı vurmasını bileceksin. Aşı yanılmaz da deri altına. Tekrar yaklaş hocam. Biz gösterelim. Göğüs kemiğini gördünüz arkadaşlar. Ben çakıyorum şimdi. Evet bak tamamen yataya girdim. Bunu ufak ufak vuruyoruz. Bir anda girirsek tek noktada toplanır aşı. O zaman orayı da şişirtir. Faydadan çok zarar da görebilir. Böyle yavaş yavaş kuşa vurmakta yarar var. Evet arkadaşlar. Bunun aşısı bitmiştir. Beğendiyseniz beğenin. Teşekkür ediyorum. Suya katılan aşılar da vardır. Hani bu işleri enjektörle abi biz yapamayız suya katalım derseniz gidip bir veterinerden bilgi alırsanız suya katılan aşı da kullanabilirsiniz. Bunun yanında adam gidiyor veterinere diyor ki aşı yok. Örnek söylüyorum. Nasıl ki eczaneye gittiğin zaman eczaneye ilaç yoksa depodan aldırıyor. Dersin ki kardeşim aldır. Birkaç kişi toplanırsınız aşıyı da paylaşırsınız. 12. ile 2. ay arasında unutmamanız gereken konu hasta kuşa aşı yapılmaz. Eğer antibiyotik salmonella E. coli ilaçları kullandıysanız en az diyorum 20 gün sonra tedavi yaptıktan 20 gün sonra aşı yapılır. Veya kuşlarınıza aşı yaptıysanız 20 gün sonra antibiyotik girilir. Bu 20 güne muhakkak dikkat etmesi. Ne oldu oğlum ne oldu yiyeceğim ben. Şimdi hasta kuşa aşı yapılmaz dedik. Eğer kuşlara aşı yaptığınız zaman boyun dönmesi oluyorsa, kısmi felçler geçiyorsa, ayağı tutmuyorsa, kanat tutmuyorsa vesaire bilin ki o kuşta hastalık var. Aşı sağlıklı kuşa yapılır. 6 ayda bir de yapabilirsiniz. Senede bir de yapabilirsiniz. Aşılar faydalıdır muhakkak ki. Ama unutmayınız. Bak gözden kaçırdığınız tek bir nokta var. İnsan için üretilen grip aşısı. İnsan için üretilen grip aşısı. Her 100 kişiden 65'ini gribal enfeksiyonlardan korur. Her 35'i gribe yakalanır. Her 100 kişiden 95'ini ölümcül gribal enfeksiyonlardan ölümden korur.
5'i ölebilir. Yani insan için üretilmiş bir grip aşısının bile bu kadar açık yönleri var. Her ilaç %100 her kümese, her kuşa fayda edecek diye bir kural yoktur. Özellikle İlyas Yıldırım güvercin hastalıkları kitabında bunları detaylı anlattım. Eğer bunu bilmezseniz olay ne oluyor biliyor musun? Allah belanı versin, aldım kullandım, kuşun kafası döndü. Kuşa fayda etmedi, şu oldu bu oldu. Şimdi hiçbir ilacın %100 koruma özelliği yoktur. Yoktur yani, bunlara dikkat etmek lazım. En aşının en iyi uygulandığı tarih 12. ay ile 2. ay arası. Yani 3. ayın başına kadar. Bu sürelerde yaparsanız çok daha yararlanacağınızı, çok daha fayda göreceğinizi düşünüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.